Herkese merhaba arkadaşlar. En kritik güne geldik, çattık. Tekrar merhaba arkadaşlar. Evet, en kritik gün dedik. Niye? Çünkü belki Powell hayatının, bizler de hayatımızın en önemli FOMC'sine tanık olacağız. Yani marketin, emtiaların, coinlerin, Bitcoin'in, Ethereum'un, her şeyin şeyi, geleceği bugünkü açıklanacak değerlere bağlı ne yazık ki. Hemen biz konularımızı işleyelim, ondan sonra akşamı beklemeye devam edeceğiz. İlk haberimizle ne başlıyoruz? German inflation hits 5-8 high. Yani Almanya'da enflasyon son 50 yılın rekorunu kırmış. Dün gelen rakamlarla bu ortaya çıktı. Burada rakamları okursunuz. Son 50 yılın en kötü rakamları geldi Almanya'da. Yani Avrupa zor durumda diye zaten video çekmiştik. Burada ne diyoruz? Burada da küçük işletmelerin endekslerini grafiği arkadaşlar bu. Dün rakamlar geldi. Burada biraz kafalar karışık. Şimdi optimizm indeksini görüyorsunuz aşağıda ama işe alım endeksi yukarıda. Yani onlar da kararsız kalmış durumlarda. Niye böyle hocam? Nasıl olur bu? Hani optimizm endeksi aşağıda olmasına rağmen işe alımlara niye devam ediyorlar? Çünkü kovalamaları gerekiyor arkadaşlar. Piyasayı kovalamaları gerekiyor. Kovalayamaz, piyasaya ayak uyduramazlarsa bu küçük işletmeler yok olur giderler. O yüzden hiring plan index ne yazık ki artmaya devam ediyor. İşte artmaya devam etmek zorunda kalıyor. Ama optimist bakmak için hazırlanan işte optimizm indeksi de ne yazık ki aşağı doğru gidiyor. Burada ne diyor? US producer prices rise at a brisk pace adding to Fed pressure. Yani dün işte üfe açıklandı. Üfe fiyatları artmaya devam ediyor. Peki üfe artınca tüfe ne yapıyordu? Onu takip etmek zorunda kalıyordu değil mi? İşte ondan korkuyoruz. Burada ne diyor? Persistent rising prices paid to US producers show lingering inflation pressures. Yani gördüğünüz gibi burada tüfe 0.8 üfe pardon 0.8 arttı ve 6 aydır iki haneli rakamlarda geziyor. Ne yazık ki üfe bir türlü pik yapmıyor. Hani burası pik mi, burası tepe mi, tepe mi deyip duruyoruz. Hani şu an hala daha tam tepe mi değil mi diyemiyoruz. Burada ne diyor? Burada da işte PPI'ın şeyini görüyorsunuz. Finished goods year over year. Yani finished goods nedir? Satmaya hazır hale gelmiş mallar. Bunu şu şeyi saymazsak diyor, 74'teki petrol krizini, şokunu saymazsak diyor, son 70 yılın en büyük değerindeyiz diyor. Yani satıma hazır malların enflasyonu bu arkadaşlar. 16.7 olmuş. 15.6'dan 16.7'ye yükselmiş. İşte 74'teki petrol şokunu saymazsan son 70 yılın en büyük rakamı diyor. Burada ne diyor? Truckers won skyrocketing diesel prices are making US supply chain and trucking industry unstable. Yani diyor ki nakliyeciler iflas etti diyor. Yani iyice artık patlamak zorunda kaldılar diyor. İş yapamaz hale geldiler diyor. Bu tanıdık geliyor mu size? Geliyor tabii ki de. Bizde de aynı sorunlar var. Nakliyeci depoyu dolduruyor. Depoyu doldurduğu depoya yaptığı iş karşılamıyor. Kazancı depoya yetmiyor. Bırakın hani kar etmeyi, yaptığı kar, aldığı o işten o nakliye bedeli ne yazık ki depoyu bile karşılayamıyormuş. Orada bile 1700 dolara doluyor diyor bir depo. Yani şuradan bakalım. Diesel prices have surged over 76% in past year. Yani diesel fiyatları %70 artı artmış bir senede ve ortalama 5.75'e gelmiş. Bu 1970'lerden beri görülmemiş rakamlar. Bir depo 1700 dolara doluyor diyor. Ben diyor 1700 dolara depo dolduruyorum. Kaç liralık iş alacağım ki bu depoyu ancak karşılayacağım diyor. Ve kontak kapatma noktasına geldik diyor. Size de tanıdık geliyor tabii bu haber. Burada ne diyor? Summer is coming and your air conditioning bill is about to go through the roof. Yaz geliyor diyor. Orada tabii çok sıcak olan eyaletler var. Oralarda yaşayanları uyarıyor. Diyor ki faturalar, elektrik faturaların tarihi rekorlar görebilir. Ona göre diyor inşallah bu yaz ılık geçer diyor. Soğuk
fazla sıcak fazla yapmaz diyor. Yoksa faturalarda acayip rakamlar görebilirsiniz diyor. Burada ne diyor? Direkt The Great Tampon Shortage of 2022. Bunu zaten dün de söylemiştim. Yani bir üçüncü dünya ülkesinde, dördüncü dünya ülkesinde karşılaşılabilecek şeyler karşılaşmayı yaşamaya başladık Amerika'da. Bebek maması zaten bulunamıyordu. Şimdi de tampon bulunamaz hale geldi. İşte dün de dedim yakında tuvalet kağıdı bilmem ne derken gider bu. Bu çok tehlikeli şeyler ve şaka gibi, yani dediğim gibi dünyanın en büyük ekonomisinin olduğu bir ülkede böyle bir sorunun yaşanması sıkıntı verici. Bizim tek göz abi ne diyor? Big short investor Michael Burry warns inflation will soar even higher and flags mounting pressure on the housing market. Emlak sektöründeki balona gene dikkat çekiyor ve enflasyon daha da yukarılara tırmanabilir diye uyarıyor. Burada ne diyor? Michael Burry Trump'ın his successful market prediction and Twitter'ın profilini gene silmiş Michael Burry abi. Bir aktif ediyor, bir siliyor. Ne yapmak istiyor? Neyin peşinde? Bu adam da enteresan bir adam. Burada ne diyor? The wealth of American households has declined for the first time since the pandemic began due to $3 trillion stock market wipeout. Yani Amerika'nın ev halkının elindeki para varlıkları erimeye devam ediyor diyor ve 3 trilyonluk bir erime olmuş stok marketinde arkadaşlar. Bu tabii ki de ev halkına kadar yansıyor. Onların varlıklarına kadar yansıyor. Bu hiç iyi değil. Bakın US household wealth fell 500 milyar dolar düşmüş ve 149.3 trilyona düşmüş 2022'nin ilk çeyreğinde. Yani ev halkı, hane halkı gelirleri, varlıkları giderek eriyor. Tabi neyin karşısında eriyor? Enflasyonun karşısında eriyor arkadaşlar. Yani bu devam ettikçe, enflasyon arttıkça veya buralarda kaldıkça erimeye devam edecek. The US job market is rapidly cooling off. Goldman Sachs abiler ne demiş? İşçi marketi şey yapmaya başladı. O canlılığını, roketini kaybetmeye başladı demiş. Biz kaç videodur ne anlatıyoruz? Bu arada bir gap var. O gap illa kapanacak. Bu enflasyon böyle devam ettiği sürece o gap kalamaz. O gap hazır varken Powell bunu kullan diye uyardık. Ama ne oldu? Bak yavaş yavaş kapanmaya başlıyor diyor Goldman Sachs abi. Burada ne diyor? After petition for leadership changes, Coinbase CEO tells workers to quit if they don't believe in top exits. Yani bize inanmıyorsanız işi bırakın diyor. Ya artiste bak, sen kimsin? Yani sen 3 gün önce çıktınız ortaya. İşte paraların basıldığı dönemde uçan kaçan bilmem ne. İşte öyle uçacağız, böyle uçacağız, kaçacağız diye çıkarttınız piyasaya Coinbase'i, coin'i, işte bu firmaları. Şimdi de gelmiş diyor ki gece gündüz çalışan o tayfaya, zaten enflasyon karşısında ezilen işçi tayfaya, istemeyen işi bıraksın diyor. Burada ne diyor? Coinbase to let 1100 employees go as market keeps falling. Ne oldu? Ben ne demiştim? Önce iş alımlarını durdururlar. İş ilanları kesilir. Ondan sonra işçi çıkarmalar başlar. Layoff'lar gelecek. Bak hazır olun demiştik. Kriptodaki bu kadar çöküş sonrası Coinbase ne olmuş? 1100 tane adamı işten çıkaracaklarmış. Morgan Stanley CEO sees 50% possibility of recession for US economy. Morgan Stanley'nin abileri ne diyormuş? CEO'su ne diyor? %50 şans veriyor resesyona. Yani %50 diyor. Yok ya, çok güzel bir oran yani. %50. Onu biz de zaten biliyoruz. Ne diyor gene? There might be a recession but it won't be long. Allah Allah. Gene Morgan Stanley'nin CEO'su James Gorman. Demin de James Gorman'da onu söyleyen. Diyor ki hani resesyon olabilir ama uzun sürmez yani. Uzun sürmeyecek bir resesyon yaşarız diyor. Neye göre? Neye dayanarak bunu söylüyorsun? Altını doldurman lazım. Yani bunu birkaç kişi daha dillendirmeye başladı. İlk başta resesyon mesesyon öngörmüyoruz. %10, 15, 20, 30, 50, 50 dediler. Şimdi de resesyon olabilir ama kısa süreli olacak demeye başladılar. Çünkü artık kaçamıyorlar. Rakamlar yalan söylemiyor ne yazık ki. Peki sen bunun kısa süreli olacağını nereden biliyorsun? Neye dayanarak söylüyorsun? Burada ne var? French Finance Minister rising US bonds yields show that era of cost free money is over. Yani Fransız Maliye Bakanı ne demiş arkadaşlar? Bu Amerika'nın bondlardaki
yükseliş, tırmanış, yıllardaki roket, o para, bedava paranın, o basılan paranın şeyinin artık bittiğini gösteriyor demiş. Jim Cramer ne diyor? Bizim çılgın Jim Cramer abi. Calls for monster rate hikes ahead of key Fed decision. Ya, çok enteresan bir şey görebilirsiniz diyor Powell'dan. Yani monster rate hikes diyor. Yani böyle hiç kimsenin beklemediği 1.5 baz puan, 125 falan görebilirsiniz diyor. Bakalım bu akşam hepimiz buna canlı şahit olacağız. Powell bu işi ya kıvıracak ya da batırıp içine edecek. Yani Fed rate hike guesses. Bu da milletin tahminleri. Barclay 75, Deutsche Bank 75, işte 75, Goldman, JP Morgan falan, bunlar hep 75. Hala şey bofa mofa 50-50 diyen var. Stimit'i 50-50 diyor. Bakalım 50'ler mi, 75'ler mi, 1 mi, 1.25? Ben de ankette sordum zaten. Cevaplayın oradan bakalım. Burada ne diyor? In March 1980, 1980'de Volcker 500 bas puan arttırmış. Yani 5, %5 direkt arttırmış. Ondan sonra da Mart'ta arttırıp Nisan'da da 8,5 geri çekmiş. Ondan sonra Mayıs 81'de 400 arttırmış. Ondan sonra Haziran'da da 450 geri çekmiş. Yani bunları yapabilirsiniz diyor. Yani insanlar ne diyorlar? Yani bunlar tamam hani acayip değerler gibi geliyor ama bu şeyin var, oynayabilirsin. Marketi bir şokla diyor. Böyle bir insanlara bir vur. Ondan sonraki ay tak diye onun daha fazlasını aşağı çekebilirsin diyor. Yani bunu da yapabilir Fed ama bir türlü ne yazık ki o adımı atmıyorlar. Bakalım bu sefer gerçekten atacaklar mı? Yoksa gene atmayıp kaçak mı dövüşecekler? Tabii burada her türlü senaryo olabilir arkadaşlar. Yani böyle 1.25, 1.5 bas puan arttırıp bunu market oh be en sonunda doğru düzgün bir hareket ettin deyip roket olarak algılayabilir. Ya da bu çok kötü ters etki edebilir. Veya gene 50 puan yapıp ben kardeşim sen hakikaten bu işten anlamıyorsun deyip market çakılabilir. Ya da 50 puan yapıp hah iyi çok yapmadı deyip roket de olabilir. Yani 4 senaryoda olabilir. Şu an yön bilmek imkansız. Bunu sadece market maker'lar bilebilir. Onu da zaten göreceğiz birkaç saat içerisinde. Burada 3 tane abiler ve ablalar var değil mi? İşte Biden 79 yaşında. Yellen abla kaçmış? 75 yaşında. Powell da 69 yaşında. Şimdi bu 70 yaş granny'lerin, dedelerin, babaannelerin, anneannelerin bu işi çözmesini bekliyoruz. Yellen ne dedi? Ben hatalıymışım dedi. Bu adam ne dedi? Dedi transitory değilmiş dedi. Bu adam ne dedi? Ya gelin bir konuşalım bu işler olmayacak dedi. Ne oldu? Üçü de patladı. Bu üçlünün de zaten yolcu oldu. Aşikar. Leon Cooperman ne demiş? A recession will hit in 2023. 2023'te resesyon gelebilir demiş. Ne demiş burada? Said that he believes oil or the Fed will send the US into a recession sometime in 2023. Yani resesyona gideceğiz de ya bu Fed yüzünden ya da petrol yüzünden olur demiş ve de 2023'te olur demiş. Yani ve de eklemiş daha bu hisseler %40 aşağıya düşebilir demiş. 4100 seviyelerine S&P 500 düşebilir demiş Cooperman abi. Bu adam da iyidir. Down and out. S&P 500 post biggest weekly loss since January post CPI. Ocaktaki o CPI rakamından beriki en büyük düşüşü yaptı. Haftalık düşüşü yaptı diyor. S&P 500 ve ayı marketine girdik S&P'de de biliyorsunuz. Burada ne diyor? All S&P 500 companies closing red hasn't happened since 1990. Yani 1990'dan beri S&P 500'de bütün firmaların kırmızı kapattığı bir gün yaşanmamış daha. Bunda ne diyor? On Friday and Monday hedge funds dumped stocks at the fastest pace on record. Yani o cuma rakamlar açıklandıktan sonra ve pazartesi hedge fondlar görülmemiş şekilde pozisyonlardan kaçtılar diyor. Görüyorsunuz geldiği yer yani hiç bu seviyelere hiç gelmemişti. Müthiş kaçış var hedge fondlardan. Hedge fondlar kaçıyorsa zaten iş bitmiş demek oluyordu ve o yüzden zaten cuma ve pazartesi şelale olduk. Short sellers increased their bets against GameStop
GameStop ve AMC'deki bu hadi aya gidiyoruz bir daha mı canlanıyoruz falan filan bitti diyor. Bunları gene shortlamaya başladılar diyor. Burada AMC'nin short float'u gözüküyor. 22.79'a çıkmış. Bu da GM'inki 22.2'ye gelmiş. İkisi de %20'leri geçmiş durumda. Cost of hedging. Hedgelemenin bedeli ne oldu diyor. VIX closing a prolonged discount a realized market volatility. Bak bu VIX, bu da S&P 500. Artık gap kapanmak üzere, belki bir 40'a VIX gidebilir. 40'ın üstü görüp ondan sonra gelebilir. Gap kapanmak üzere ama hala birazcık VIX'in yukarı gideri var. Shrinking lead. US blue chip bond yields are closing in on S&P 500 hadi earnings yield. Yani burada neyi gösteriyoruz arkadaşlar? Şimdi S&P ile şeyleri, bond marketi, tahvilleri kıyaslamış. Şimdi aradaki gap neredeyse kapanmış. Şimdi böyle bir şey varken, 2 yıllıklar neredeyse %3,5 vermeye başlamışken ben marketin riskine niye gireyim ki? Koyarım tahvile, geçerim. Yani o normalde bu gap açık olacak ki insanlar cezbetsin. O zaman markete gitsin, hani 60-40 yapıyoruz falan ya, işte 60 oraya koysun, 40 buraya koysun veya işte 70-30 yapsın, artık ne kadar risk management'ı ne kadar yüksekse, ne bekliyorsa ona göre ayarlasın. Ama şu anki veriler gösteriyor ki arası kapanmış. O yüzden artık markete gitmenin bir anlamı kalmamış. Yani dediğim gibi 2 yıllıklar 3,5'lara gelmiş. İşte burada da neredeyse kaça gelmiş? 4,44'e gelmiş yıllıklar. Yani o zaman adam niye 4,98 peşine kovalasın? 4,44 varken aradaki fark da sadece 0,5'e düşmüşken diyor bu grafik. Bu ne? Under pressure. S&P 500 valuation is still above long term average. Yani hala değerlemesi, S&P 500'ün değerlemesi yüksek diyor. Yani bu hala daha burası dip, buradan sekeriz demek değil diyor. Yani 20 yıllık average'ın oraya gelmek üzere ortalamanın. Bundan da çekip 10 yıllığa düşebilir, 5 yıllığa düşebilir. Yani daha 20 senenin ortalamasının oradayız diyor. Daha hala aşağıda gidebiliriz. Buradan yukarıda dönebiliriz diyor. Yani bu tabii iyi sebepler, iyi şeyler yaşanırsa yukarı döner. Bu düşüş iyi sebeplerden olursa artık burası tamam diyebilirdik. Ama burası kötü sebeplerden düşüşse, yani resesyon beklentisi, bilançolarda kötü bilançolar beklentisi yüzünden düşüyorsa, bu daha düşmeye devam edebilir. Ama bu düşüş, işte artık enflasyon durmak üzere, bilançolar iyi gelecek, bir sonraki gibi beklentiler içerisindeki bir andaysak buradan dönebilir. Onun artık yorumunu size bırakıyorum. Billionaire investor Stanley Druckenmiller says we are 6 months into a bear market and it still has a ways to run. Bu da milyoner Stanley abi de diyor ki 6 aydır zaten düşüyoruz diyor. Daha marketin aşağıya düşeri var diyor. Yani şu deminki grafikte dediğimiz gibi 20 yıllık varaja gelse bile daha da aşağıya da gidebilir. Tamamen gene Jerome Powell akşam ne yapacak ona bağlı. A major breakdown in the stock market sets the S&P 500 up for another 8% decline as support breaks. Yani %8 daha aşağıya düşebilir. %8'lik düşecek yer var diyor analistler. Burada ne diyor? BlackRock isn't buying the dip as volatility climbs in sinking stock market. BlackRock bile şu an dipte almıyormuş. Yani daha bu volatilite sürebilir. Burası dip olmayabilir. BlackRock bile dokunmuyorum şu an demiş. Almıyoruz. Dip mi bilmem ne demiş. Burada ne diyor? Bank of England boss Bailey says be prepared to lose all your money in crypto after lender Celsius freezes accounts. Celsius biliyorsunuz accountları dondurmuştu, işte para çekmeyi engellemişti. Bank of England, İngiltere Merkez Bankası Başkanı da Bailey de demiş ki hazır olun demiş, yani kriptodaki bütün paranızı sıfırlayabilirsiniz demiş, sıfırlanabilir demiş. Bu ne demiş? Michael Saylor's MicroStrategy Bitcoin investment is now at a 1.260 unrealized loss. Yani Michael Saylor'ın kaç bu? Şurası milyonlar, milyarlar. 1.26
milyar dolar kaybı varmış şu anki duruma göre. Bitcoin buradan zaten 20'nin altına bir geçse zaten direkt Michael Saylor falan kalmaz. Onlar zaten bankrupt olur gider. Hani Michael Saylor abi bunu demin tweet attım. Diyordu ki Bitcoin enflasyona karşı hashlemek için kullanabileceğiniz tek şey diyordu değil mi? Ne olmuş? Enflasyon %8,6. Peki Bitcoin nereye gelmiş? Buraya gelmiş. Şey nereye gelmiş? Avokado nereye gelmiş? Buraya gelmiş. Yani bir tek avokado dayanabilmiş. Bitcoin dayanamamış. Yani avokadoya yatırım yapsaymışsınız Bitcoin yerine kârdaymışsınız. Yani bir avokado kadar olamamış Bitcoin. Bitcoin could easily recover. Bir de bunun tersçileri var. Tabi hala bu adamın bir sürü adamın parası içeride. Bunlar da gidecek, patlayacaklar. Yani bir şekilde bunlar da hala pamplamaya işte laflar, maflar, bilmem ne tweetler atmaya devam ediyorlar. Bu ne demiş bu abi? Bitcoin could easily recover to hit 100,000. Yani 24 ay içerisinde 100 bini tekrar görebilir demiş Anthony. Yok ya, neye dayanarak diyorsun bunu? Nasıl görecek? Hadi bakalım bir açıkla. Investors are hedging for less downside in stock market. A bullish signal that builds the case for 8%. JP Morgan'a bak. Lan sizin patron Hurricane diyordu. Kasırgalardan bahsediyordu. Şimdi de gelmiş JP Morgan diyor ki market bir %8 yukarı sekeri var. %8'lik bir boşluk var. Oraya sekebilir diyor. Burada ne diyor? Gene bunların quant gurusu gene aynı şeyleri söylüyor. Yukarı bir sekebilir. Öyle olabilir, böyle olabilir. Evet arkadaşlar, şimdi az önce market açıldı. Nasıl açıldı? Roket açıldı. Biz de roketledik. Buralar da roketledi. Grafiklere falan çok girmeyeceğim şimdi. Şu an buraya girecek hiçbir şey yok. Sadece BTC hala negatifte. Öbürleri pozitife döndüler. O yüzden akşamı bekleyeceğiz. Akşamı görmeden bir yorum yapmayın. Ama 9 civarı 9'a doğru ekranın karşısında olun. Market roket derse, bir long fırsatı verirse değerlendirebilirsiniz. Kaçırmayın. Short'a dönerse shortlayabilirsiniz. Kaçırmayın. O saatlerde başında olun. Bence o yüzden o zamana kadar şu an bir şey dokunmanın bir anlamı yok. Yönü bilmemiz çok zor. Şu an böyle yukarıya roketlediler, dans ettiriyorlar ama her şey olabilir. Dediğim gibi gel gel yapıyor olabilirler. İşte insiderlar bilgi almış olabilir. Gel gel yapıp sonra Powell çıkınca her şey şelaleye dönebilir. Şimdi millete aldırıp şu tepeden çakabilirler falan filan. Ama tarihi rekor mumlar da görebiliriz. Böyle yukarı roket. Tarihi aşağıya şelale mumlar da görebiliriz. Her şey olabilir. Dediğim gibi 4 senaryo var. 4 senaryonun 4'ü de olabilir. Çok yüksek miktarda arttırsa market roketleyebilir, çakılabilir. Düşük miktarda arttırsa roketleyebilir, çakılabilir. Her şey olabilir. O yüzden fazla bulaşmıyoruz ve akşamı bekliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yarın bakalım ne olacak, ne bitecek. Bugün onun üstüne yorumlarımızı yaparız. Hoşça kalın arkadaşlar.